Ukbe bin Amir radıyallahu anh şöyle anlatır. Develerimizi sırayla güdüyorduk. Bir gün nöbet bana gelmişti. Sahabe-i kiram peygamberimizin yanından ayrılmamak için sırayla işlerini yapıyorlar. Birisi iş yaparken diğerleri de peygamberimizin yanında bulunuyorlar. Boş, bu şekilde nöbetleşe develerini gütmüş oluyorlar. Vazifemi yaptım. Develeri akşam yerlerine getirdikten sonra peygamber Efendimizin yanına vardım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakta insanlara konuşma yapıyordu. Şu mübarek sözlerine yetiştim. Bir Müslüman güzelce abdest alır, sonra kalkar, kalbiyle ve yüzüyle tam olarak yönelerek iki reket namaz kılarsa cennet ona vacip olur. Yani yüzüyle kıbleye dönüyor, kalbi de Cenab-ı Hakk'a dönüyor. Kalbinden başka düşünceler çıkarıyor. Sadece Cenab-ı Hakk'ı düşünerek huşu ile bir namaz kılarsa cennet ona vacip olur. Bunları işitince bu ne güzel dedim. Önümde duran birisi az evvel söyledikleri daha güzeldi dedi. Baktım o kimse Hazreti Ömer imiş. Sözlerine şöyle devam etti. Seni gördüm daha yeni geldin. Az evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden kim güzelce abdest alır? Sonra da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh derse kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır. Hangisinden isterse oradan cennete girer. Demek ki abdest alınca şehadet getirmek abdestin faziletini gösteriyor. Cennetin sekiz kapısı açılır. Sonra abdest aldıktan sonra güzelce iki rekat bir namaz kılarsa yine ona cennet vacip olmuş oluyor. Bunlar bize abdestin faziletlerini gösteriyor. Bir de abdest ağzalarını yıkarken abdest farz olan kısımlardan ne kadar daha ileriye götürebilirsek onun, onun da faziletini anlatıyor bu hadis-i şerifler. Yani insan kollarını yıkarken dirseğine kadar yıkaması farz ama dirseklerden yukarı doğru ne kadar daha fazla yıkayabilirse o kadar fazileti fazla oluyor. Çünkü abdest azaları kıyamet günü nur gibi parlıyor. Ümmet-i Muhammed'in azaları. Eğer abdest alırken daha fazla yerini yıkarsa kollarını yıkarken veya ayaklarını yıkarken ayak bileklerinden yukarı doğru biraz daha fazla yıkarsa nurunu artırmış olur. Nur, daha, nur gibi parlayan kısımlar daha fazla olur. Dolayısıyla Bunlar abdestin nafile kısımlarının da faziletini göstermiş oluyor.